Hemen başlayalım kendisi o zaman. Cem Özer'le başlayalım. Bak Cem Özer eşine ihanet mi etti diye haberler var. Hemen şimdi fotoğrafı görelim ve bak yorumlarını merak ediyorum bu fotoğraf üzerine. Çünkü Cem Özer biliyorsun büyük bir rahatsızlık geçirdi. Gerçekten hani hayatını kaybediyordu. Şeyden döndü, sınırdan döndü. Neyse şimdi yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başladı. Ve bu yazda Akyarlar'da bir arkadaşının mekanını işletmesini üstlendi. Evet. İşletmesini üstlenirken de eşi Pınar Dura da sürekli yanında zaten. Hastalığında, bütün yoğun bakımda olduğu dönemde hep yanındaydı. Ve Pınar Dura'nın İstanbul'a döndüğü gün Cem Özer'in, bunun bir yakın fotoğrafı var mı arkadaşlar? Cem Özer'in işte bu fotoğrafı el ele şezlongda bir arkadaşıyla olduğu fotoğrafı, Emine Aydın isimli hanımefendi olan fotoğrafı çekildi ve gazetelere gönderildi. Bu şimdi bir el ele fotoğraf mı? Bir ihanet mi? Yoksa bir arkadaşlık fotoğrafı mı? Cem Özer evli mi? Evli. Pınar Dura'yla. Bir dakika. Peki bir arkadaşlar şunu öğrenebilir miyim gazeteci, yani muhabirlerden? Bunu arkadan çekiyorsunuz da şöyle dolaşıp da önden niye çekemediniz onu anlamadım. Tatilciler çekti. Tatilciler çekti. Çünkü gazeteci olsa çekip, onu bırakmaz yani. Onu ama zor. Cem Özer, şapkalı olan Cem Özer. Yandan fotoğrafı da var. Bak buradan görebilirsin şimdi daha yakından. Şimdi ben bir göreyim de biliyorsunuz. Çünkü ben belge olmadan biliyorsunuz biz konuşmayız. Sosyal medya hesabında eşi Pınar Dura'nın fotoğrafını paylaştığı gün Bodrum'da başka bir kadınla görüntülendi. Ünlü şovmen el ele güneşlendiği kadının eşiyle ortak arkadaşları Emine Aydın olduğunu söyledi. Ortak arkadaş olduğu için hep beraber el ele tutuşuyor. Yani 2017 yılında evlenmişti işte. 5. evliliğini yapmıştı Pınar Dura'yla. Ve Bodrum'da tatil yapan ve fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşan Cem Özer, önceki gün Akyarlar'daki beach'teydi. İşte bu beach'in zaten bu yaz işletmesini de aldı Cem Özer. Yani orada yer aldı. Eşinin yerinde olmak istemezdim. Bir de arkadaşı değil mi? Arkadaşı. Yakın yani. Arkadaşları. Yani. Ünlü şovmen plajda kumral bir kadınla el ele güneşlenirken objektife yansıdı. İkilinin samimi tavırları Cem Özer'i tanıyan tatilcileri şaşırtmış. Şimdi burada ben Cem Özer'i çok severim. Ama o el tutuşu yakın verirseniz. Bir adam bir kadının elini şu baş parmağı da yukarıda. Yani baş parmağını böyle okşar gibi tutmuş. Bak ben sana şunu... Ay bak bakıyor şimdi ben ne diyeceğim diye. Yakına getirebiliyor musunuz o eli? O fotoğrafı görelim arkadaşlar. O fotoğrafı el ele fotoğrafını görelim. Şimdi gelecek inşallah. Şimdi bak şuradaki... Evet. Bunu yakınlaştırabiliyor musunuz? İyice. İyice yani. İyice yakına getirin. İyice yakına getirin. Getiremiyor musunuz? Tamam bu kadar var. Evet bütün... bak şimdi baş parmağını... Baş parmağını görüyor musunuz? Altta. Evet. Şimdi bu... Zaten yani karımın arkadaşıyla şezlongda yan yana bir yerde olmam da olamaz da elini de hani tuttum diyelim. Yani öyle de tutulamaz da öyle bir şey mümkün değil de o baş parmağına tutma şekli de bir aşk var. Samimiyet mi var diyorsun? Yok samimiyet değil hayatım bu resmen o baş parmağına tutmak orada bir şefkat var yani anladın mı? Yani burada bu iki insanın arasındaki şey... Arkadaşlık falan olamaz. Cem Özer diyor ki olamaz. Birlikte görüntülendiği kadının eşiyle ortak arkadaşları olduğunu daha kötü. Ve aralarında aşk ilişkisi bulunmadığını söyledi. Ne ilişkisi? Hanımefendi iş insanı, kendisi aile dostumuz. Bir önceki gece yaşadığı sıkıntılardan dolayı psikolojisi bozulmuş. Masaj yaptım diyor. Beni aradı, buluşup sohbet ettik. Dost tesellisi diyebiliriz. Dostane bir şekilde el ele tutuştuk. Gizli saklı bir durum olsa orada ne işimiz var dedi. Emine Aydın da hanımefendi de elini tuttuğu hanımefendi de Cem Özer'le el ele tutuşmalarının yanlış anlaşıldığını söyledi. Kim ne gördüyse yanlış yorumlamış. Biz dostuz. Cem bir hastalık sürecinden yeni çıktı. Yanlış haberlerle yıpratılmasın diye de elini tuttuğu hanımefendi söylemiş. Şimdi hanımefendiye buradan sesleniyorum. Siz benim yakın arkadaşım olsanız siz benim kocamla bir plajda şu şekilde el ele tutuşmuş olsanız. Şimdi gene kendimi düşünüyorum. Cem Özer'i aradık mı arkadaşlar? Şimdi ben Cem'in eşine sormak isterim. Bu buluşmadan haberi var mı? Şimdi benim arkadaşımla zaten plaja gidemez de kocam tek başına.
Tamam. Ne alaka? Yani... Ama orada yani Cem Özel orada yaşıyor. Eşiyle tamam. beraber yaşıyor orada. Tamam, okey. Akyarlar'da bu yazda bir beach işletecek. O beach onun mu? Arkadaşının ama işletmesini o almış. Tamam. Onu eşiyle birlikte Pınar Hanım'la birlikte işletecekler. Bu Pınar Hanım'la mı? Bu Pınar Hanım'la değil. Hayır, Pınar'ın eşiyle. Eşi, pardon, eşiyle evet. beraber işletecekler. Tamam. Emine Hanım da aile dostları. Tamam. Ve o gün Cem Özel dün aradı. Bu kelebeğin manşeti bugün. Tamam. Ne dedi İsmail Cem Bayrak yaptı haberi. Söyle ne dedi? Ve dedi ki ya dedi tatilciler dedi benim fotoğrafımı çekmişler dedi. Şimdi Cem Özel arıyoruz zaten bir ulaşmaya çalışalım. Tamam evet. Tatilciler dedi fotoğrafımı çekmiş benim dedi. Evet. Ya dedi Cengiz de sen benim işte kaç yıllık arkadaşımsın. Benim dedi böyle bir şeyim olsa gerçekten sana söylerim dedi. Böyle bir aşk meşk. Ya böyle başımıza bir şey geldi Cengiz hani ya şey yap ne o durumu idare et falan filan gibi bir şey söylerim dedi. Ama dedi gerçekten de dedi bu mesele benim arkadaş meselem dedi. Peki dedim Pınar neredeydi o arada dedim. Yanınızda mı? Hani yanında olur. Atıyorum arkadaşsındır bilmem ne arkadaşla dokunmuşsundur falan. Yok dokunamaz. Yok dedi Pınar dedi İstanbul'daydı dedi. İstanbul'a gitmiş yani. O ara şey Akyarlar'da değil. Fotoğrafın çekildiği yok, gün. Yok bırakılmaz ya bu adamlar. Bak Cem Özer de olsa bırakılmaz. Ben Cem Özer'i çok severim. Cem Özer bak Esin Maraşlıoğlu ile evliliğinde Nurgül. Hiç kimseyi aldatan falan bir adam değil normal şartlarda. Yani hiç bugüne kadar duymadım ben Cem Özer'in bir kadını gidip aldattığını falan. Ah. Evet. Ama burada bana şimdi seninle olan arkadaşlığını da anlatsa, onu da anlatsa hiçbir aşk olmayabilir ama bir flörtöz durum. Şimdi, bakın bunu şimdi kim görse hiç kimse bunu başka türlü bana kimse anlatamaz. Yani bana hiç kimse bunu arkadaş tesellisi olduğunu anlatamaz. Ama Emine Hanım da diyor ki her iki tarafta Cem Özel de diyor. Eşi Pınar çok yakın arkadaşım onun da üzülmesini istemem diyor. O zaman Emine... gitmeyecektin Cem'e ile plaja canım. Senin benim kocamla en yakın arkadaşımsan ne işin var plajda? El ele ne işin var? Böyle bir siz benim üzülmemi istemiyorsanız eğer siz benim üzülmeme neden olacak bir pozisyonda olmamalıydınız zaten öyle mi? Yani ben şimdi bunları konuşuyoruz bunlar gazeteye çıkıyor diye siz üzmeyin diyeceğinize sizin orada hiç olmamanız gerekiyordu. Ne münasebet benim arkadaşım en yakın arkadaşım da olsa benim evime tabii ki kocamla hep beraber oturabiliriz edebiliriz bilmem ne. Başına bir şey gelir ben o sırada orada olmam benim kocam da koşabilir benim en yakın arkadaşım. Ama benim kocamla en yakın arkadaşım gidip de plajda baş başa böyle bir şey yapamaz. Hiçbir şey olmasa bile yapamaz. Niye yapamaz biliyor musunuz? Çok affedersin. Yanlış anlaşılmaya mal verecek bir durum olduğu için beni küçük duruma düşüreceği için gene yapamaz. Bak i̇şte şu anda oldu. Cem Özer'in eşi Pınar Dura diyor ki ben de Bodrum'daydım. Pazar günü İstanbul'a döndüm. Bak aynen benim dediğim gibi. İstanbul'a döndüm. Cem orada arkadaşlarımızla takılıyor. Ama biriyle el ele görülmesi mümkün değil. Öyle bir şey olamaz diyerek... Pınar Dura Cem Özer'e eşine destek vermiş, sahip çıkmış. Biriyle ama el ele bu fotoğrafları görünce... çıktıktan sonra bunun mümkün olduğunu görmüştür. Evet, ve fotoğrafı... ben inanıyorum ki buna çok büyük tepki göster. Şimdi bazen bunu kapatmak isterler aile içerisinde. Bazen kadınlar da kocalarına mecburen bu konuda sahip çıkarlar. Ama ben hiç bir kadının bu fotoğrafa... Bu anlamda sahip çıkacağı, yani bu evde bir patırtı olmuştur. Bunların da arkadaşlıkları, yarın üçü böyle aynı masada gördünüz mü siz yanıldınız deyip saçma sapan bir fotoğraf çektirirlerse ona da inanmam. Çünkü bu etik olarak doğru bir şey değil. Benim en yakın arkadaşım da olsa, kardeşim de olsa, kocamla plajda ikisi baş başa benim olmadığım bir şehirde, benim olmadığım bir anda şu pozisyonda olamazlar yani. Aşağıki beraber yürürken de sanki sevgililer beraber çantalarını toplamış gidiyorlarmış gibi. O da olamaz yani. Çünkü bu Türkiye'de yaşıyoruz. Amerika'da değil burası. Bu dedikoduya mal verecek bir durum. Bunu siz yapamazsınız. Ki ben buna inanmıyorum. Yani ki ben burada maalesef bu yakın arkadaşlarım maalesef. Yani hayatımız boyunca başımıza gelenler hep bu yakın arkadaşlardan gelmedi mi arkadaşlar? Yani ben bu fotoğraftan sonra bu hanımefendinin arkadaşlığına da inanmıyorum. Hangimiz arkadaşımızın kocasıyla böyle el ele tutuşuyoruz plajda? Hani kendimizi yerine koyalım. Şimdi düşünüyorum olacak gibi bir şey değil. Veyahut da yani ama tabii ki bir anlık fotoğraf olabilir ya. Bak şimdi gerçekten de şu olabilir. Nasıl olabilir mesela? Bak diyelim ki bir bize ikili verseniz arkadaşlar. İkili verin, kaldır caption'ı. İki, yok, Jimmy'den verin. Verin Jimmy'den abi.
Bak şimdi elini şurada duruyor diye. Koy elini şuraya, telefondasın. Evet. Diyelim ki ben de geldim. Ya Seren bak şimdi şöyle şu şeyi versene bana, şu kağıdı versene bana dedim diyelim ki. Ha. Bak şunu şu kareyi çektiler. Ha. Bak şu kareyi çektiler. Tamam. Şimdi kare başka bir şey, fotoğraf karesi başka bir şey. Ve buyur yaz üzerine ne istiyorsan. Peki ver elini. Şu başka bir tutuştur. Şarkıyı verin, Seren'in şarkısı verin alttan. Bu baş parmaklı, bu tutuş başka bir tutuştur. Bu tutuşta böyle şu bir şeyi ya. Ver yok, bir şeyi ver yok. Ya geçer falan yok, öyle bir şey yok yani. Bu tutuş bayağı bir flörtöz tutuş yani. O yüzden ben bak ne olursa olsun, peki bir şey söyleyelim. Hepsini başa alalım ki ben kabul etmiyorum. Jimmy de alabilirsiniz bize. Biz biz bunu başa alalım. Diyelim ki tamamen masumlar ikisi de. Cem Özer'e soralım. Tamamen masumlar. Tamam. Ara Cem'i. Aynen Cem Hattan. Cem Özer günaydınlar. Siz de kıymeti deminden beri dinliyorum. Efendim merak etme. Dinliyor. Tamam. Cem'cim şimdi yani sen bunu Cengiz'e anlatmışsın ama bir de bana anlatman lazım. Bir Seren'e anlat. Bak ben olayı kadın olarak bana anlatman lazım. Şu anda bulunduğum yerde izleyemiyorum ama anlatayım. Seren hatırlar mısın? Yıllar önce sen çok gençtin. Ben şimdikinden biraz daha gençtim. İzmir Havaalanı'ndı yanılmıyorsam. Karşılaşmıştık. Annen de vardı yanımda. Evet. Sen bana beni ne kadar sevdiğini ve ne kadar hayran olduğunu anlatıyordun. Ve el ele tutuşmuştuk. Hatırladın mı? Buyur. Ay teşekkür ederim canım diye. Evet aynen. Doğru hatırladın bu olay mı? Oldu. Evet aynen. O fotoğraf çekilmiş olsa. Biri o an kareleseydi ne olacaktı? Ben Seren Serengil'le el ele uçağa biniyor olacaktı. Hayır. Bu aynı şey değil Cem'cim. Neden ama bakın, biz ikimiz de biliyoruz ki havaalanında karşılaşmışsınız. Siz resmen oraya beraber gitmişsiniz hayatım. Evet, yani. Evet. Dinleyelim ama bakalım. Ben anlık bir ama dinliyorum seni, bak. Dinliyoruz. El ele tutuşmak başka bir şeydir. El tutmak başka bir şeydir. Biz de bak burası Amerika değil, Türkiye dedin. Çok güzel söyledin. Biz de dosta el vermek diye bir şey vardır. Dostun elini tutmak diye bir şey vardır. Bakın o fotoğrafı şimdi Cengiz daha iyi anlayacak. Cengiz çünkü biraz daha böyle küçük dili falan filan. Hani kadınlar biraz daha art niyetlidir. Ama Cengiz şimdi ne hak verecek bilmiyorum. Şimdi o fotoğrafa bir yakın yapın. Ya yaklaştınız. O fotoğraf, o fotoğraftaki tutuş romantik bir tutuş mudur? Dostane bir tutuş mudur? Romantik. Avuç avuca mıyız? Avuç avuca mıyız? Avuç. Parmaklarımız birbirine geçmiş mi? Yoksa böyle o anlık alttan parmaklar avucu tutmuş, üstten de parmağım elini değiyor. Tamam canım benim, sen bunu da halledersin. Geçecek bunlar tutuşumudur. Şöyle parmaklar geçemez çünkü uzaksınız, bilekler burkulur orada. Geçer ben karımla oturduğum zaman parmaklar geçiyor. Evet yani istediğin zaman yapabiliyorsun. Peki bir şey sorabilir miyim Cem? Sen çünkü normalde... Peki niye ayağa kalktığımızda el ele değiliz? Evet çantayı toplayıp çantayı... Çanta var elinde. Peki Cem bir şey sorabileceğim. Ben sana sadece şunu söyleyeyim yani. Sen şöhretli bir adamsın. Bir kadınla evli olduğun halde bir plajda güneşlendiğin zaman ve şu şekilde bir onu teselli ederek etmek amacıyla bile tutsan bunun yanlış anlaşılabileceğini ve bunu çekildiği zaman böyle bir şey yazılabileceğini tahmin ediyor musun, etmiyor musun? Eder misin, etmez misin? Hayır ben salağım, etmiyorum. Çünkü çünkü ben orada kötü niyetli olmadığım için, gizli saklı bir halt yapmadığım için gayet de çünkü dün de Cengiz'e de söyledim. Yani ben salak mıyım ya? Ben burada otelde kalıyorum. Odam var, bilmem neyim var. Kendi otelimin bir içi var. Ben salak mıyım? Ben bir halt yiyecek olsam burada yaparım. Ya, ben pek çok halt karıştırdım. Hiç kimsenin haberi olmadı. Geçmişten bahsediyor. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Bilelim o zaman. Yani geç olmasın. Niye bilesiniz? Bilecek olsanız gözünüzün önünde yaparım. Peki bir şey söyleyeceğim. Eşinin orada olmaması tabii ki. Pınar'ın olmaması belki de bu kafaları karıştırdı Cem. Denk geldi çünkü aynı gün Pınar geri döndü. İstanbul'a döndü. Annesinin doğum günüydü. O gün geldi. Üstelik de yalnız değildi Emine. Emine'nin yanında İranlı bir kız misafiri vardı. Anladım. Yani yine de bana... Peki Pınar ne dedi bu fotoğraftan sonra? Şimdi Pınar'ın dün bugünkü gazetede... el ele tutuşmaları imkansız, el ele görülmeleri mümkün değil dedi. Ama ne dedi mesela bu fotoğrafı gazetedeki manşeti görünce?
Bir tartışma ya ne yaptı? Ya tabii ki sistem etti. Yani ama aynı sizin ettiğiniz gibi şey, Seren'in söylediği gibi. Yani sen bilmiyor musun böyle bunun kötüye yorumlanacağını? Hmm. Niye bizi izah etmek durumuna bırakıyorsun? Ben dedim ki ya içinde kötü bir niyet olmadığı için. Olmaz. Bir de uzun uzun yani bir de istemsizce yani böyle hadi gel hele tutuşalım falan değil. O an ya canım benim diye uzatırsın bak. O anda ne söylüyordun o eli tutarken? Ya ayakta olsak sırtına dokunacağım anladın mı? Evet. Bir şey söyleyeceğim. O hani, anda onun elini tutarken konu neydi? Çok yani özel değilse. Konu neydi biliyor musun? Benim hastalığım, geçirdiğim hastalık süreci ve denize girelim demişti. Denize girmiyor musun? Ben de hayır giremiyorum, korkuyorum dedim. Hı-hı. Ya çok zor günler geçirdin dedi. Ben de evet doğru söylüyorsun ya geçecek inşallah bütün bunlar dedim. Sinopsisi öğrenmeyeceğiz. Güçlü bir adamsın sen dedi. O da bir öncesinde, bir gece önce yat limanında yaşadığı kötü bir geceyi anlatmıştı. Yani sen de güçlü bir kadınsın, o da geçecek dedim. Anlamında elini tutuyor. Peki Pınar hatta, bir Pınar'a soralım mı bakalım bu fotoğrafı nasıl değerlendirmiş Cem? Alo, Pınar? Pınar Dura? Duyuyor mu bizi? Pınar Hanım günaydın. Reji? Cem de gitti galiba. Pınar'a bağlanırken. Hayır ben buradayım. Tamam anladım. Pınar. Attın mı Pınar? Evet ben attım. Evet sesini yükleyin biraz arkadaşlar. Duyamıyoruz sesini. Pınar Dura ve Cem Özer. Günaydın Pınar Hanımcığım. Teşekkür ederim. Çok merzi ama sesinizi hiç duymuyoruz Reji. Açar mısın sesi? Bu arada ses açılırken ben Seren'e bir şey söyleyeyim. Evet. Bir cevap alayım Pınar'a bırakacağım. Söyle. Seren bunca yıldır karşılaşırız, görüşürüz. Aynen. Benden en ufak, yanlış, olumsuz, böyle asılan, hafif öyle bir enerji hiçbir aldın mı hiçbir zaman asla. Ben onu söyledim ama demin. Ama burada hatalısın. Bak sen öyle bir adam olmadığını, Esin Maraşlıoğlu ile olan Nurgül ile olan evliliğinde hiçbir yanlış yapmadığını, bize hiçbir şey gelmediğini her zaman söyledim. Ama burada masum bile olsan %100 o hanımefendiyle plajda evli olduğun halde o pozisyonda benim de kocam olsan olay çıkartırım. Yani güvensem de etrafa karşı korusam da seni senle tartışırım. Gidemezsin. O hanımla da arkadaşlığımı da bitiririm. Yani Pınar Hanım, bu benim bizi? Ama. Tamam bak. o zaman başta Pınar olmak üzere senden ve bütün izleyenlerden bunu kötü yorumlayan herkesten yaptığım salaklık ve içimden geldiği gibi davrandığım için özür diliyorum. Ama kusura bakmayın içimden geldiği gibi yaşamaya devam. İçinden gelmesin bir daha bence. Çünkü olmuyor yani. Evli olduğun için olmuyor. Kötü niyetli olsan da olmadığını biliyoruz. Umuyoruz. Ama artık yani. Karın da muhteşem güzel yani. O tabii yüzden üzülmesin. Cem de onun kıymetini gayet iyi biliyor. Hele ki hastalığı dönemi. O benim ödülüm diye söylüyorum. Aynen tabii. Her yerde söyler zaten onu. Yani. Pınar Hanım attı mı arkadaşlar? Peki tamam. O zaman Cem çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Kapatmış mı Pınar? Pınar'ı birazdan bağlayacağız. Cem'ciğim öpüyoruz seni. Takipteyiz haberin olsun. tamam ben konuşmayayım açık kalsın da Pınar'ın söyleyeceklerini duyayım. Evet tamam. Akyarlar'da da bu yıl... bir yer işleteceksin galiba değil mi? Uğrayalım bakalım. Evet. Aynen. Evet, bu yaz ama böyle olaylı başlarsan ona göre yani. Evet Pınar Hanım bağlayalım arkadaşlar bakalım. Pınar Dura, Cem Özer'in eşi ne diyecek bu fotoğrafla evet, ilgili? Evet ben tabii ki Pınar Hanım tarafındayım. Evet. Biliyor her zamanki gibi benim nerede durduğum belli. O yüzden Pınar Hanım illaki bağlansın. Cem de aynen benim dediğimi söyledi gördün. Ya bir zaten Cem şey ne söyleyecek hayatım? Ne söyleyecek? Cem'in ne söylese söyle. Ben Cem'i seviyorum insan olarak. Gerçekten çok seviyorum. Ama pozisyon yanlış. Yanlış bir pozisyon. Evet o yani, da zaten. Onu kimle? Şimdi Pınar Hanım da bağlansa bana. Ya eşimle arkadaşım. O pozisyon doğru değil. Benim arkadaşımla en fazla benim kocam benim yanımda. Hep beraber oturabilir. Plaja falan gidecek. Ama yarabbim ben şimdi böyle düşünüyorum kendi başıma geldiğini. Tamam. Zaten Cem Özer de eşimden ve bu görüntüyü verdiğim için bütün kadınlardan özür diliyorum diye. O hanımefendi de biraz dikkatli olsun. Arkadaşının kocasına plaja gitmeyiversin. Başkasından teselli bulsun. İranlı arkadaşı varmış. Onunla gitsin el ele tutulsun ne yapacaksa yapsın. Peki Pınar Dura hattımızda. Pınar Hanım merhabalar. Merhaba. Pınar Hanım ya dedim ama Pınar... Merhabalar. Nasılsın? Ünlü olmak çok zor. Ya. Nasıl bir şeydir ya? Ya. Kesinlikle kolay gelsin. Dikkat edecekler. Vallahi.
Ne hissettiniz Pınar Hanımcığım? Biz sizi biliyoruz ama ne hissettiniz? O yani ne bunu böyle gördüğünüz zaman ne hissettiniz? Bunu, ya açıkçası bir şey söyleyeceğim. Emine ile telefonda güldük bu habere. Hı hı. Hatta Emine ile bir fotoğraf çekip koymayı falan düşünüyoruz yani el ele bizde. Şimdi Emine de çok canciğer arkadaşımız olduğu için dolayısıyla hani böyle şeyler çok saçma geliyor aslında. Peki neden? Ama bunu açıklamak durumunda kalmak bile daha da saçma. Böyle bir gün yaşıyoruz şu an. Peki Cem'e niye o zaman serzenişte bulundunuz? Çünkü niye bulundum onu da söyleyeyim. Tabii şimdi ünlü olan Cem açıkçası. Onun da hiçbir şekilde art niyeti olmadığı için, hani Emine'nin de art niyeti olmadığı için ama hani public bir alanda, başka bir biçte hani o anki, onu da aslında bilemez ki Cem de yani o an bir şekilde dertleşirken, o an hani nasıl... Hayır onu sormuyorum, siz şu anda kocanızı korumaya geçtiniz. Cem'e ne söylediniz de kızdınız, yani ne desin, serzenişte niye bulundunuz o çünkü zaman? Çünkü Cem biraz önce sitem etti tabii sitem bana etti bu fotoğraftan bana, dolayı. Mi? Yani onu neden, o andaki hissi öğrenmek istiyorum. Cem'i korumayın, biz anladık şimdi işte durumu. Sadece bir kadın olarak bu konudan yola çıkarak kadınların neler hissedebileceğini de duysunlar diye söylüyorum. Bir suçlayın diye söylemiyorum. Yani Cem'e ne söylediniz yani bunu, ne, o serzeniş neydi? Yani dedim ki hayatım keşke dedim hani dedim dikkat etseydin dedim. Ne diyeyim yani onu söyledim. Hmm. Ünlü bir yani adamsın. Yani çünkü insanların eline malzeme vermek kötü oluyor, anlatabiliyor muyum? Bu, yani Cem yani yıllardır zaten bazı durumlarda çekiyor. Gereksizdi, anlatabiliyor muyum şu anki haber? Çok. Peki, ama biriyle bir el ele görülmesi mümkün değil diye bir açıklaman var Pınar gazeteye. Tamam ben de orada zaten ben o kişiyle görüştüğüm zaman telefonda kendisine dedim ki yani mümkün değil. Evet hala söylüyorum mümkün değil. O zaten el ele tutuşmak değil. Anlatabiliyor muyum? Emine'yi de tanıyorum. Cem'i de zaten tanıyorum eşim. Yani o anlamda o sizin düşündüğünüz anlamdaki bir el ele tutuşmak değil demek istedim dünkü beyefendiye. Peki Cengiz'e Cengiz diyorum. Cem'e serzenişte bulunurken kız arkadaşınızla da bulundunuz mu? Yani ne gerek vardı böyle bir şeye falan diye. Ya açıkçası yani bir şey söyleyeceğim. Çok da serzenişte bulunmadım. Yani anlatabiliyor muyum? Sadece yani Cem'e şey demek istedim. Çünkü arkadaşıma niye serzenişte bulunayım? Cem'e bulundum çünkü Cem ünlü. Anlatabiliyor muyum? Sonuçta hani Cem'cim keşke sen dikkat etseydin dedim bir tane. Bir de kız da elini uzatmış. O da çok anlık saniyelik bir dokunma olduğu için. Maşallah hemen küçük küçük hemen çekmişler. Yani saniyelik bir dokunma olduğu için dolayısıyla... Cem'e oldu olan onu demek istiyorum. İyi bari iyi yani siz bunu bu şekilde şimdi eminse iki tarafa da bu da çok önemli tanıyorsa ikisine de o zaman Emine Hanım'ı kaç yıldır tanıyorsun Pınar? Ama vallahi açıkçası bir 7-8 sene oluyor. 7-8 sene oluyor. Ama o yılların fazla olması. Tabii yok yani ne kadar arkadaşları var. Yılların fazla olması. Tabii. Yani peki yani. Bundan sonrası için mesela şöyle düşünüyor musunuz? Yani kocanız ve en yakın arkadaşınızın tek başına hareket etmiş olması sizce doğru mu yani bu? Vallahi arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. Çok da doğru. Biz hastanedeyken 45 gün hastanede kaldık. Ben bir gün içerisinde bazen eve gidip kıyafet falan almam gerekiyordu. Açıkçası Cem'le de çalıştığı için kızı en yakın arkadaşlarıma teslim ediyordum Cem'i. Evet, orası bir hastane yani. Ortamı, orada hastane ortamında yanlış anlaşılmaya mal verecek bir durum olmaz. Ama böyle bir plajda el ele görüldükleri zaman gerçekten şimdi size ben anlıyorum. Sadece sakın yanlış anlamayın. Çok da mutlu oldum böyle düşünmenize. En azından problem olmadığı çıkıyor aranızda. Ama bana göre bu kadar sonsuz özgürlükler olmamalı evliliklerde. Ama çünkü... Seren Hanım bir şey söyleyeceğim. Bunun nasıl sonsuz özgürlük? Yani ben kalkın gidin. Yani o sonsuz özgürlükten kastınız nedir mesela? Yani şöyle mesela şunu söylemeye çalışıyorum. Ben sizin tarafınızda olarak konuşuyorum. Bir kere bunu her şeyden tamam, önce bilin. Evet. Ama hı-hı. Şöyle. Bunlar senin tarafında değil ama. Hayır benim yok, tarafımda ben, değil. Tamamıyla, yok kesinlikle ben sadece şunu söylüyorum. Kendi evliliğim içinde ben kendi sohbetimde de söylüyorum. Şimdi benim yakın arkadaşımla benim eşimin arasının iyi olması, dost olmalarına çok memnun olurum. Çünkü yakın arkadaşımla da görüşmek evet, isterim falan. Evet, ama onların öyle plaja tek başlarına gidip şöyle bir fotoğrafı bana anlatmaları gerçekten çok zor olabilir. Bu benim çünkü. Ama bence bu genel kadını. Yani bence arkadaşlıklarda da hani özel yerlere gitmek, işte böyle plajlara gitmek, bu tip yakın münasebetlerde bulunmak
hele hele ünlü insanlar için doğru bir sistem değil. Bugün onu anlarsınız ama 3 kere daha olursa aynı şeyleri konuşmayacağınızdan çok eminim ben. O yüzden de biraz daha eşlerin dikkatli davranmaları gerektiğini söylüyorum. Yani o zaman ben mesela İstanbul'a geldiğim zaman Cem odadan dışarı çıkmasın, hiç kimsenin hiç arkadaşımızla görüşmesin gibi bir şey oluyor ama bu Senen Hanım. O yani zaman peki bir şey söyleyeyim. O zaman bu haberden siz çok memnunsunuz o zaman. Bir sorununuz yok o zaman. Biz dert etmeyelim diye söylüyorum. Yani hayır, siz tamam da ama şu haberden ki, memnun musunuz bir kadın olarak? Ben açıkçası böyle art niyetli bir haberden aşırı memnun değilim. Tamam yani. Ama işte art niyetli olmuyor bu. Neden biliyor musun? Yanlış anlaşılmalara mahal verdiği için diyorum. Zaten Pınar da ona itiraz ediyor. Burada bir şey yok diyor. Adam oturmasın evde. Yani sonuçta çok özür diliyorum ama TV8'de Eylem Hanım var. Kalk sana mesela geniş diyor. Yani sen beni tanımazsın. Kim diyor anlamadım. Geniş. Sen ne haddine senin bana geniş dersin. Kim yani. Ben mi anlamadım yok, geniş derken? Yok hayır Eylem diye birisi var da TV8 kanalında bana geniş diyor mesela. Ya sen beni tanımazsın, etmezsin, hiç bilmezsin beni. Senin ne haddine yani bana tanı bilmeden geniş demek? Bilmiyorum kim o söylediğiniz kişiden. Peki. Eylem İpek. Bilmiyorum ben. Kim? Pınar. Cem Özel yani biraz önce... Yani bunlar art niyetli haberler anlatabiliyor muyum? Hiç hoş değil. Ben açıkçası kocamın üzülmesine üzülüyorum. Adam daha yeni hastalıktan bir şey söyleyeceğim. Bu haberlerin yapılmasına üzülüyorum. Hürriyet'te mi çıktı bu haber? Evet Hürriyet'te mi çıktı? Hürriyet'te çıktıysa o zaman ben aslında bir şey söyleyeceğim. Bu aşkı pek perçinleştirdi mi biliyor musun bu haber bence? Pınar'la ya inanın aşkı. Bana biz her gün mıç mıçız zaten. Aynen onlar gerçekten. İyi o zaman. Peki Pınar inan ama... bana zaten et ve tırnak gibi olmuşuz yani. Aynen. Evet, aynen. Cem zaten hem bu gereksiz fotoğrafı verdiği için senden ve bütün kadınlardan da özür diledi demin canlı yayınımıza. Aynen. Canım benim ya. Aynen. Ama aslında gerçekten Cem sadık bir adam. Bugüne kadar ben hiç kimseyi aldattığını falan görmedim. Ama yine de siz olun. Yine de hani Bodrum'a dönün. İstanbul'da ne zaman dönüyorsun? Ay Allah'ım ya. Yalnız çok bırakılmaya gelmez erkekler. Ne zaman dönüyorsun Bodrum'a? Şöyle ki işte benim yani annemler, abimler çok kalabalık bir aileyiz. Bayram için geldim. O yüzden biraz daha bayramın İstanbul'da başından kalacağım. Sonra döneceğim. Evet. İyi peki. İyi bayramlar diliyoruz, mutluluklar diliyoruz. Size de iyi bayramlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Mutluluklar. Cem. Bak Cem. Hadi. Hadi izleyeceğim. Böyle bir eşin var valla. Aynen Pınar. İkisine mesela... de güveniyorsa. Ha? İkisine de güveniyor demek ki. Hem Cem'le ilgili bir güven sorunu yok. Cem hem aslında, de evet. Yakın arkadaş olan Cem, Emine Hanım'la ilgili. Cem şefkatli çocuk ya. Şefkatli çocuk. Şey yapmış böyle. Peki devam edelim bakalım haberlere.